Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Video çekmeyeli epey zaman olmuş. Şöyle bir bakayım. 27 Mart. Tamına bir sene falan olmuş. Geçen yıl mülakat esnasında falan videolar çekiyordum. O zamandan bu zamana evlilikti. Birinci eve taşınmaydı. Ondan sonra geçen hafta da yeni taşındık bu evimize de. O taşınmalar, onun baş ağrıları vesaire derken tam bir sene geçmiş. Ben geçenlerde video çektim de çok altına detay yazdı. Videonun konusu şuydu bilmeyenler için. Eğitim merkezindeydim. Eğitim merkezindeki hocalara sormamı istediğiniz sorular var mı? Orada da alım yok dedim. Oo, insanlar yazmışlar. Sen nereden biliyorsun Diyanet İşleri Başkanı? Alım var yazdı filan. Yani arkadaşlar güvenilir kaynaktan almasak böyle demezdik. Zaten salgının çıktığı ilk günlerdi. Ben de o zaman almıştım o haberi. Bildiğiniz üzere şu anda cumalar bile yokken alım nasıl olsun? Bu yıl Allah nasip ederse 2020 için iki tane projem var. Bunları tam detaylı olarak açıklamayacağım ama yüzeysel olarak açıklayayım. Birincisi DHPT'ye hazırlananlara yönelik soru çözümüyle alakalı videolar olacak. İkincisi ise mülakata yönelik. Mülakata hazırlık aşamasında yararlı olan programları ben toparladım, bir araya getirdim. Bu yıl Allah nasip ederse onlara yönelik hangileri size yararlı olmuş? Eğitim merkezinde de beni tanıyan arkadaşlar vardı. Onlardan geri dönüşler aldım. Hangisi yararlı oldu, hangisi yararlı olmadı tarzında. Allah nasip ederse ikinci projemiz de mülakata hazırlıkla alakalı. Bugünkü videomuzun konusu da eğitim merkeziyle ilgili. Sor. Kameramanımız eşim o arkadan soracak, biz de cevaplayacağız inşallah. Eğitimimiz gerçekten mükemmel geçti. Oradaki hocalarımız mükemmel. Eğitimimiz bir ay erken bitti bu koronavirüsü nedeniyle. Yani 2,5 ay sürmesi gerekiyordu ön lisans olan bölümlerin. Koronavirüsü olması nedeniyle de 1,5 ay sonra tatil verdiler. Geçtiğimiz cuma günü de bitirildi komple. Sınav yapıldı. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Müftülüğe gittiğimizde dediler ki bize 5 tane yer seçin. Biz de seçtik orada. Ordu'yu ben 3. sıraya yazmıştım. 1. sıraya Ankara'ya, 2. sıraya Kocaeli'yi, 4-5'te Rize Trabzon'a yazmıştım. Benimki orada çıktı. Genelde de şu şekil oluyormuş arkadaşlar. O tercihinizin içerisinde olmayan bir tercih de çıkabiliyor. Yani şu şekilde. Mesela diyelim ki Rize'deki eğitim merkezi boş kaldı. Direkt oradan oraya kaydırma yapabiliyorlar. O şekilde seçim usulü öyle oluyor. Siz seçiyorsunuz. Eğer aşırı boş yer varsa onlar sizi yönlendiriyor. Ama onun haricinde bir sıkıntı yoksa sizin seçtiğiniz yerlere yolluyorlar gibi. Arkadaşlar, Hizmet İçi Eğitim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yeni imam olan, Kur'an kursu öğreticisi ya da müezzin olan kişiye uyguladığı bir eğitim modeli. Derslere gelecek olursak Kur'an-ı Kerim dersi var. Ezber okuma ve yüzünü okuma şeklinde ikiye ayrılıyor. Talim tecvid dersi var. Meal dersi, musiki dersi gibi dersler var. Şu anda aklıma gelen bunlardı. Bunlarla oluşan bir eğitim bölümü. Bizimki yaklaşık 2,5 ay sürmüştü. Diğer arkadaşlarınki 45 gün sürüyor. Sürelere değişiyor arkadaşlar. Siz eğitime gideceğiniz zaman bunu size söylüyorlar. Hizmet içi eğitim arkadaşlar genellikle kış aylarında oluyor. Çünkü biliyorsunuz çoğumuz köylerde görev yaptığımızdan dolayı köylerde cemaat en azaldı, yani en azından Karadeniz bölgesi için söylüyorum. En az olduğu zamanlar kış ayları, genelde de kış aylarında yapılıyor. Mesela Ramazan ayında veyahut Kurban Bayramı'na gelecek zamanlarda hizmet içi eğitim olmuyor. Veyahut yaz gibi bölümlerde hizmet içi eğitim olmuyor. Genelde de kış aylarında oluyor. Hizmet içi eğitimde arkadaşlar derslerimiz dışında aktivitelerimiz oluyordu. Mesela yemeğe gittik hocalarımızla, kahvaltıya gittik, paintball turnuvası düzenledik, onlara gittik. Ve de cuma günü genellikle cumadan sonraki saatlerde konferanslar oluyor. Alanındaki uzman hocalarımız. Mesela bir gün SGK'nın müdürü gelmişti. Bizim haklarımızla alakalı, SGK'da ne gibi haklarımız var, bunlarla alakalı bizi çok derinlemesine bilgilendirmişti. Başka bir zaman başka hocalarımız gelmişti. Alanında genellikle uzman kişileri getiriyorlar oraya. Çok güzel bir şimdi faaliyetleri oluyor. Zaten eğitim merkezinin içerisinde tenis, voleybol, handbol, futbol gibi aktiviteler her zaman oluyor. Siz de eğitim merkezine gittiğiniz zaman kendi eğitim merkezinize göre faaliyetleri oluyor. Onlara bakabilirsiniz. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone olup beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda bunun peşinden yavaş yavaş gelecek inşallah. Sorularınızı aşağı kısma yazın. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.